Merhabalar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber cilvelerimi göstererek başlamak istiyorum videoma. Bazı arkadaşlarımız bakın şu şekilde kanat kabartan hayvanların neden kanat kabarttığını sormuşlardı. Yani bunlar arkadaşlar bakın sağlığı yerinde hayvanlar. Bu şekilde kabarıyorlar. Bunun sebebini ben de bilmiyorum. Belki bilen arkadaşlarımız varsa şimdi yorum olarak yazabilirler. Ama bu şekilde kanat kabartıp hani ölme durumu olmadı bende hiç. Şöyle bakın brahmalarımız büyümeye devam ediyorlar. Buradan bugün biraz civciv gönderdik. 10 tane brahma işte bir arkadaşımız daha geldi. Biraz daha civcivler aldım. Silver brekerlerimiz büyüyorlar. Bakalım yani farklı renkleri var. Şunun farklı mesela şunlar daha koyu. Bakalım kaç civciv yani kaç tavuk kaç horoz çıkacak göreceğiz. Şimdi bir tık daha küçüklere gidelim. Bunları kapatalım. Bakın burada bizim küçük yüzlerimiz. Sana ne oldu? Evet bakın hareketsiz gülme gelmişti ama uyuyormuş. Yine burada gümüş sivritlerimiz bakın büyümeye devam ediyorlar. Şöyle kanat desenleri oluşmaya başlamış. Bunlar bir haftada geçti galiba. Bakın kurşağı ne kadar dolu. Maşallah. İyi küçük büyüyorlar. Burada yine sultan civcivlerimiz, hint civcivlerimiz, son gold brahma ve light brahma civcivlerimiz var aralarda. Böyle yavaş yavaş büyüyorlar. Tabii ki kendimize de civciv büyütüyoruz. Benim kendime civciv büyütme stilim arkadaşlar. Şöyle gruplarla birlikte kendime civcivler büyüteceğim. Bakın bu kızımızın altındaki cüce koşinler bizim yeni senedeki veya işte artık ne zaman büyürlerse o zamanki yeni cüce koşun anaçlarımız olacaklar. Bu arada bazı arkadaşlarımız tavuğu çok kurcalıyorsun işte bir rahat bırak demiş. Yani aslında haksız sayılmazlar ama işte heyecan var, merak var. Buruk'a çok hevesim var biliyorsunuz. O yüzden sürekli takip ediyorum. Yani civcivlerini kabul etti. Böyle kapalı tutma sebebim de daha arkadaşlar havalar soğuk. Bugün daha yağmur yağıyordu. İşte o yüzden... Bakın ama civcivlerini kabul etti. Her tarafından civciv çıkıyor. Kızım. Ne haber? Bakayım. Maşallah karnını da güzel doyurmuş. Bakın civcivler. Böyle. Çıkın bakayım. Şimdi yine kızacaksınız bana ama arkadaşlar. Yani bu şekilde çıkıyorlar. Burada yemleri var. Bakın yeme suya alışmışlar bu arada. Su falan da içiyorlar. Dün akşam attığım videoda su içmiyorlardı ama o daha ilk günleriydi. O yüzden su içmiyorlardı. Bugün burada yine suları var, yemleri var. Yiyip içip genelde şöyle yemi yakın bırakıyorum. Buradan anne hem kendi yiyor hem onları doyuruyor. Evet bakın alıp öne bıraktı. Yani bu civcivler bizim yeni senedeki anaçlarımız olacak inşallah. İşte büyüdükleri zaman böyle grupların altına civcivleri veya yumurtaları koymaya devam edip kendimize yani bunları şimdi havalar ısınınca komple dışarı çıkartmaya başlayacağım için daha dirençli, daha dayanıklı hayvanlar elde edeceğiz. Bakın Raibe Fidan horozumuz biraz daha iyi, daha çok hareketlendi. Ama hırıltısı devam ediyor arkadaşlar. Bir türlü çözümünü bulamadık. Suyunda içini pisletmiş. Oğlum, bakayım. Yani hareketleri falan iyi. Ama bakın gördüğünüz gibi hapşırık, tıksırık. Aslında dokunmamam lazımdı ama bir an unuttuk dokunduk. Yine bıldırcınlarımızın keyfi yerinde. Bu arada bıldırcın videosu istemiyor arkadaşlarımız. Yani kafes tanıtımı ile ilgili falan video çekmeyeceğiz. Ankete bakmamıştım dün. O videodan sonra gittim baktım. %55 civarında çekme çıkmış. Saygımız var arkadaşlar. Siz ne derseniz o biliyorsunuz. Şimdi kümeste son günlerde verim düşüklüğü var. Bakın dün de yine az sayıda yumurta alabildik. Bugün de folluklar boş gözüküyor. Bakalım gümüş sivritlerle başlayalım. Evet 3 kaldılar. 4 artı 2'lerdi. Yani ne diyelim bir tane yani şöyle kaldı derken diğerinin gözü hala iyileşmediği için hala düzeltemedik. Tabii ki biraz olaylar yetişsin. İşte kargolar falan açılsın otogarlar. Yine ekleme yapacağım bu tavuklarımıza. Çünkü iki horoz var. Eşlerken birbirlerini de bozmuyorlar. Yani 2-3 tavuğu da burası tolere edebilir. Yani eklenebilir. Şöyle bırakalım. Gümüş sivrit yumurtamız. Cüce koşinlerin biliyorsunuz bir tanesi
anne oldu. Bu arada altlı hala ısrarla kötü diyen arkadaşlar var. Yani bununla ilgili ben araştırma yaptım arkadaşlar. Birkaç abiyle de görüştüm. Diyorlar ki hani tavuk altlığı 4-5 ay zaten değişmemeli. Çünkü bunun içinde oluşan gübredeki işte bakteriler falan hayvanların bağışıklık kazanması gerekiyormuş. Zaten bakın yani toprak gibi gayet güzel bir altlık var. Kümesime gelenler de yani altlığa bakabilirler. Zaten gelen arkadaşlar bakıyorlar işte anlatıyoruz, konuşuyoruz. Elimizden gelen bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Bakın şöyle yani gayet hayati. Olur lan. Ne oluyor? Şuna bakın arkadaşlar. Bugün ayakkabıyı değiştirdik. Terlikle gelince maalesef bizim hayatı. Bugün bakın bir tane cüce koşu yumurtamız var. Diğer kız gidince bunların da verim bitti. Ne oldu? Ne oldu? Evet arkadaşlar fıs. Tamam hadi geç bakayım şöyle geç. Şöyle geç hadi. Özellikle çıkarken tam bir erkek kesiliyor. Bakın şimdi peşimden gelecek evet. Tam tahmin ettim. Hadi yürü. Kerata ya. Şöyle. Bir tane cüce koşu yumurtamızı bırakalım. Şimdi sultanlarımıza gelelim. Dün 3 tane yumurtaları vardı. Bugün kolluklar boş gözüküyor. Kızım ne kadar çok yemişsin sen böyle ya. Bakın kafalarını tıraşladığımız için hala çıkamadı kafa tüyleri. Ama çıkacaklar tabii ki. Şöyle. Ve Mati. Ve Mati gene öfkeli. Her zamanki gibi. Bakalım. Dediğim gibi bugün maalesef yok. Sağlık olsun. Bugün size tatil. Yarın 3 yumurtayla telafi edeceksiniz inşallah. İsteyişlerde hala makineye yumurta koymadım arkadaşlar. Biliyorsunuz bıldırcınlar olduğu için yer yok. Bıldırcınlar çıktığı zaman bayağı bir yumurta koyacağız inşallah. Kızlar, sizin yumurtalarınız acaba hala da ölü mü? Bazı arkadaşlarımız 15 gün horozun ölü yeter demişlerdi. Bakalım şöyle halsizlik falan olan var mı diye sık sık bakıyorum. Çünkü horozları rahatsız olduğu için bunlara da acaba bulaştı mı diye maşallah yine rabi fizanlarımız yumurtalarda sıcak sıcak 2 yumurta bize gelmiş. Hintler yine biri şeyde. Ha bu arada arkadaşlar Hintlerin birini yine içeri aldım. Onu da videonun sonunda göstereyim. Belki gurk olur işte. Ümit Fakir'in ekmeği. Gurk olursa yatıracağız. Cemalilerimizde yine bugün de yumurta yok. Maalesef. Ye iç yat. Oh ya. Oh hayat size güzel. Bu bizim Nutella kızları iyi çalıştıramıyor. Kara olan varken en azından tek tük yumurta alıyorduk lan. Yani tabii ki horozla yumurtlamanın alakası yok ama yine de bakalım yok. Hatta fallonun içine doğru düzgün girmemişler bile. Toz yani sadece içerisi. Kızlar, siz niye oy dur. Ya çok böyle ürkek hayvanlar ama çok güzeller. Tabii her şeyin güzelliği, sevgisi ayrı. Şimdilik gelelim bizim Putin ve ailesine. Putin'in ailesinin keyfi iyi. Ben demin özellikle girip follow'a da baktım. Yani bazı arkadaşlar şu kalkan abi öyle uğraşma videolardan önce veya sonra alırsın diyordu. Bakın nasıl beni takip ediyor. Şimdi zaten bugün şu kenara yumurtlamışlar iki tanesi. Bir tanesi de kabuksuz yumurtlamış. Dünkü verdiğimiz yani mermer taşı tozu inşallah bu kabuksuz yumurtlama olayını sona erdirecek. Şöyle şuradan Putin. Putin oradan bize bakıyor. Yürü lan. Hayt. Evet. Şöyle yumurtalarımızı aldık. İki tane Orlof yumurtamız. Bugün de nasipse 20 tane sürpriz bir ırk gelecek. Onları da kendimize büyüteceğiz ve de Orlof yumurtalarını makineye koyacağım. Hintlerde yumurta olduğunu sanmıyorum. Ha geçen günkü bir tane yumurta vardı. Buradan bir tavuğu içeri aldım. Gurk diye. Üstünü kapattım. Bakalım oturursa onu da yatıracağız.
Kızım ne oldu? Heh, grup musun? Arkadaşlar bu arada aklıma şey geldi. Şimdi burada grup gibi duruyorlar. Buranın önüne diyorum şöyle bir tel kapatsam. Burada yatarlar mı? Arada bir açarım. Aşağı indiririm. Su yem içerler. Bakayım. Ne bu? Kız. Bu geçen günkü yumurta. Bakalım başka varsa bu yumurtlamıştır. Başka yok. Evet bakın alttaki tüyleri dökülmüş ve çok sıcak. Yani bu gurkluğun işareti diye biliyorum ben. Sizler ne diyorsunuz? Ama yer değiştirdiğiniz için... Bakayım. Ha yok. Yatmıyorlar mı acaba? Dediğim gibi şuraya böyle telden bir kapak gibi yapsak. Hatta dur bakayım. Yani bununla alakası yokmuş da. Burayı kapatsak sizce burada yatarlar mı? Şuraya bir anket bırakacağım. Kapat derseniz buraya deneyip burada yatırmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Ankete oy vermeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gel gelelim ispençlerimize. Ne oldu oğlum? İşimizden mi bakıyorsun? Şöyle Hint yumurtamızı da yine bırakalım. Yine ispençlerde de dün bugün biraz verim düşük. Yani bir tane yumurta gözüküyor. Tabii ki çoktan iyidir. Süs tavukları zaten hani çok böyle aşırı aham şu an yumurta yapmazlar. Normaldir yani. Şöyle yumurtayı alalım. Bakın tertemiz bir yumurta. Kızlar. Bakalım bunların da civcivlerini inşallah kısa zamanda çıkartacağız arkadaşlar. Nasıl civcivler çıkacak? Hep beraber göreceğiz. Tabii ki çıkan civcivlerden gurklarını altına yatıracağım. Şimdi diyebilirsiniz ki o kadar gurku nereden bulacaksın? Çevrede mutlaka gurk tavuk satanlar olacak arkadaşlar. Onlardan alıp da bizim karma sürüde de belki gurklar olabilir. Belki bu köy tavuğumuz olabilir. Onlardan da yatırıp yani kendime büyüteceğim yeni sene için anaçları komple dışarıda gezerek, dışarıda eşinerek böyle hani nasıl söyleyeyim daha çok dışarıya alışık şekilde büyütmek istiyorum. Daha dirençli hayvanlar büyütmek istiyorum. Yine köy tavuğumuza gerçekten nazar değdi. Yumurta yok kız. Nerede yumurtalar? Bak nasıl kaçıyor maşallah bu tavuğu çok seviyorum arkadaşlar ya. Bu tavuğu isteyen çok oldu ama vermedik. Bize kalsın bakalım. Tüy yapısı falan çok güzel. İnşallah gurk olursa gönül rahatlığıyla yatıracağım çünkü çok güzel yatıyor kendisi. Dediğim gibi bugünlük de böyle yumurtalarımızı topladık. Yani havalar ısınmaya başlıyor. Hava geçişleri falan. Böyle yumurtalarda biraz azalma var. Gördüğünüz gibi 3, 6, 8 tane yumurta almışız. Yarın telafi eder diye düşünüyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Artık hayvanlarımızın da yatma vakti geliyor. Özellikle sinekten düştü. Özellikle hani akşam vakitlerini bekliyorum video çekmek için. Bütün yumurtalar çıksın diye. O yüzden bakın sultanımız eşleşiyor. Onu da hiç görmedik diyen arkadaşlar. Memati'ye. Evet. Çabuğun da içi pislenmiş. Bunların da. Evet orada da ispenç eşleşiyor. Yani sürekli eşleşmeler devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şuna bak ters ters bakıyor. Ne oluyor? Koç.